İnşaata değer katanlardan iyi akşamlar. İnşaata değer katanlar, inşaat sektörünün yine güncel konularından belki de son yıllarda adından en çok söz ettiren konusu olan kentsel dönüşümle ilgili bu akşam sizlere önemli bilgileri aktarmaya çalışacak. Bu akşamki konuğumuz kim? Bu akşamki konuğumuz Akyükselen İnşaat Genel Müdürü Şeref Demir. Bildiğiniz gibi Bursa'da özellikle 2018'den itibaren harekete geçen kentsel dönüşüm projelerinde kendisinin firması da önemli roller üstlendi. Önemli projelere imza attılar. Bugün artık geldiğimiz nokta itibariyle kendisiyle projelerini nasıl tamamladıklarını, kentsel dönüşümden beklediklerini, umduklarını elde edebildiler mi? Ve artık 2020 sonu itibariyle kentsel dönüşüme bir konut üreticisi olarak nasıl bakıyorlar? Bu akşam onları konuşacağız. Yeni yerler, yeni projeler var mı? Vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili bakış açısını, şirketlerin yaşadığı zorlukları veya bir takım karşılaştıkları sıkıntıları bu akşam kendisine soracağım. İsterseniz gelin hep beraber konuğumuza bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Şeref Bey. Hoş bulduk Kutu Bey. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yoğunsunuz oldukça. Biraz program öncesi sohbet ettik. Özellikle inşaatta 2018'den sonraki bu karmaşık dönem bir türlü bitmiyor. Bir yandan konut satışıyla uğraşıyor üreticiler. Bir yandan projeleri bitirme çabası. Bir yandan tabii yeni projelerin belki de arka arkaya geliyor oluşu. Anladığım kadarıyla inşaat sektörü bir türlü oh be rahatladık diyeceği bir döneme giremeyecek. Ben böyle bir özet yaptım. Buyurun 2020'nin özetini de siz yapın. İnşaat sektörü 2020'yi nasıl geçirdi? Sizler neler yapıyorsunuz şu anda? Eyvallah. Öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Kentsel dönüşüm gibi hayati bir konuyu Evet. gündeme getirmeniz, işlemeniz hakikaten çok önemli. Aynı zamanda sektörümüze de kayda değer katkılarınız oluyor Sağ olun. bu projelerle. Tabii belirttiğiniz gibi inşaat sektörü hakikaten gelgitleri olan ve uzun süredir çok da huzura kavuşmayan bir sektör. Pandemi süreci de buna eklenince tabiri caizse tuzu biberi Biberi oldu. oldu. Evet. Sektörün gözden kaçırılan belki de en önemli noktalardan biri de şu. İnşaat sektörünün diğer sektörlerden farklı olduğu en önemli nokta istihdam ettiği kesim. İnşaat sektörünün istihdam ettiği kesimi inşaat sektörü haricinde bir sektörde istihdam etme şansınız yok. Küçümsemek için söylemiyorum ama işte tabiri caizse okuyamamış, kamuda iş bulamamış, özel sektörde iş bulamamış bir kesime biz İstihdam. istihdam yolu açıyoruz. Dolayısıyla sektörün dar boğaza girdiği zaman bu sektördeki istihdam edilen insanlar iş bulamadığı takdirde olayın bir de sosyal boyutu var, sosyal patlamalara varacak. Çünkü Kesinlikle. sektör kayda değer bir istihdam yaratıyor. Sosyal sıkıntılara varacak boyutta bir sıkıntı oluşuyor. Firma olarak bütün samimiyetimle söylüyorum, çoğu zaman kar marjı gütmeden yalnızca bu sektörün hassas noktasından dolayı ülke ekonomisine istihdamına katkıda bulunmak için projeler gerçekleştiriyoruz. Ve Akyükselen olarak şu an bu pandemi sürecinde sıkıntılı bir süreçte ileriki konuşmalarımızda muhtemelen değineceğizdir ama inşaat maliyetlerinde de korkunç boyutlarda varan bir artışlar söz konusu. %68. Yani işte demirde neredeyse %100'lere varan Evet. Bir artış söz konusu. Çimento betonda yine hakeza öyle. Bu şekildeki bir artışla ve konut kredi faiz oranlarının geçmiş dönemdeki aradaki açılan makası da göz önünde bulundurduğunuz takdirde sektörde şu an yeni imalatlar yapmak hakikaten çok büyük bir risk. Ama hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülke iyi olduğu sürece iyi olacağız. Dolayısıyla bazen elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Hatta Hiç gövdemizi taşın altına koyduğumuz zamanlar da çıkartmıyorsun. oluyor. Evet. Bu şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunarak elimizden geldiği kadarıyla yeni projelere başlayarak sistem oluşturmaya çalışıyoruz. 2020'yi nasıl geçirdiniz? Ben gerçekten merak ediyorum. Ya Bunu sürekli 2020 soruyorum. yılı yılın başında bu 0,64'lük falan oranların bir nevi saman alevi gibi tutuşturup bir can suyu verdi mi? Verdi.
Doğrusunu soracak olursanız sektör olarak biz bu şekildeki bir beklenti içinde değiliz. Yani 0.64'lük bir oranla saman alevi gibi kısa sürede oluşacak bir orandan ziyade istikrarlı bir şekilde işte bu 75-90 arasındaki bir bantta bir oranın olması sektörün istikrarı için daha önemli. Gönül isterdi 64 yerine 90'lar olsaydı ve şu an devam etmiş olsaydı. Şu an oranların yüksek olmasından dolayı eski neredeyse satışların durma noktasına geldiğimiz sürece dönüş başladı. İşte az önce belirttiğim gibi inşaat maliyetlerinin de bunda etkisiyle fiyatlarda da bir yükseliş var. Bir de illaki vatandaş %1'in altını görecek kredide. Psikolojik bir direnç var orada. Yani 95-96 bu kabul görüyor ama 1.05 dediğiniz an bıçak gibi aynen kesiyor değil mi? Yani 99'da 1 arasında bile bir psikolojik direnç var, var belirttiğiniz gibi. Vatandaşımızın ben bu konudaki paylaşımlarınız çok önemli. Birçok sektör temsilcisiyle görüşmelerimde sizin gibi aynı fikirdeler. Yani 0.64 değil, sabit bir rakam olsun ama biz bunu geneye yayalım. İstikrar sürsün evet. Ve gerçekten bunu suni teneffüs gibi değil, hani bir ayda sattık bitirdik demeyelim. Biz de ona göre önümüzü görelim diyorlar. Siz de bu söylemi dile getiriyorsunuz zaten anladığım evet kadarıyla. İşte şeyin inşaat sektörü maalesef halk arasında da eğitimli kesim arasında da çok yanlış algılanıyor. Bir anekdot anlatayım kısa bir kısa bir süre önce Ordu'dan emekli bir abimizle bir konu üzerinde sohbet ediyoruz. Yani işte ülkenin ekonomisini inşaata bağladılar, her taraf taş oldu, beton oldu falan. Uzatmayayım konuyu, izah etmeye çalıştım. Sonra benim fikrime geldi. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 6,5 milyon riskli yapımız söz konusu. Bu yapının dönüşümü için inşaat yapmanız lazım. Başka çözüm yolu hiçbir yok yani. Hiçbir çareniz yok. Evet. Yani Bursa özelinde birinci derece deprem bölgesindeyiz. Ve yapılarımızın büyük bir çoğunluğu %70'e varanı kaçak dediğimiz ruhsata aykırı yapılardan oluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkladığı rakamları baz alacak olursak 30 bine yakın bir riskli yapımız söz konusu. Geçmiş dönemdeki olan depremleri baz aldığımız takdirde 20-26-7 şiddetindeki bir depremde 20-25 bin konutun yıkılacağı öngörülüyor. Bu da binlerce can kaybı ve milyonlarca ekonomik kayıp söz konusu olacak. Durum böyle olunca sanki kentsel dönüşüme gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Biz deprem olmadan son yıllarda açıkçası kentsel dönüşüm konuşmuyoruz. Maalesef işte deprem olduktan kısa süre sonra da unutuyoruz. 10 gün falan konuşuyoruz, bir hafta 10 gün. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Maalesef. Yani. Olayın bir de şu boyutu var. Bazı konular toplumun çok dar bir kesimi ilgilendirir. Bu kentsel dönüşüm, deprem konusu toplumun A'dan Z'ye kadar herkesini ilgilendiriyor. Bundan önceki konuşmalarımızda da şuna özellikle değiniyorum ben. Depremin ne zaman, nerede olacağı belli değil, meçhul yani. Aynen. Dolayısıyla bizim konutlarımızın, iş yerlerimizin sağlam olması bizim güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Şehrimizin, hatta ülkemizin konutlarının dönüştürülerek riskli yapılardan kurtarıldığı takdirde ancak güvenli olacağız. Çünkü deprem anında ailenizin, sizin, sevdiklerinizin hangi binada olacağı meçhul yani. İşte bugün buradayız, programı yapıyoruz. İnşallah evet, bina sağlamdır yani. İnşallah. Bizimki yani, sağlam. En azından ondan eminiz. Yani, dolayısıyla bu herkese bir görev düşüyor burada. Herkesin tabiri caizse elini taşın altına koyması gerekiyor. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan acılar yaşanacak yani. Tabii. İşte İzmir'de küçük boyutlu deprem diyelim ona. 16 bine yakılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 16 bin. Orada bile kayda değer işte insan can kaybı oldu. Düşünün bunu bir de Bursa, İstanbul gibi büyük metropollerde yüksek şiddette bir deprem olduğu takdirde bu yaralıları oradan kurtarma şansınız da yok. Hangi birine yetişeceksiniz? Mümkün değil. Yani vahim sonuçlar da karşılaşırız. Tablo bu kadar net diyorsunuz aslında. Efendim? Tablo net. Tabii yani acı reçeteyi önümüze koyuyoruz. Herkesi ilgilendiren bir konu
Ama gerekli ehemmiyet nedense gösterilmiyor. Bu konuda sizin vesilenizle kentsel dönüşümü düşünen vatandaşlara katkısı olması için isterseniz süreci kısaca bir özetleyeyim, neler yapmaları gerektiği konusunda. Onu şöyle toparlayalım. O bölümü ben işleyeceğim. Özellikle biraz birkaç sorum daha var. Evet. Ondan sonra o bölüme geçelim. Tamam. Programın son bölümünde isterseniz uzun uzun onlardan bahsedelim. Vatandaş cephesinde kentsel dönüşümle alakalı süreçler nasıl yönetilmeli, tercih aşamalarında nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Ben bunları zaten şahsen yıllardır bu ekranlardan defalarca söyledim. Toplantılara bizzat katıldım. Orada da ifade ediyoruz. Biz yorulmadık. Sizler de yorulmadınız söylemekten, anlatmaktan. Biz yine anlatmaya, söylemeye devam edelim mutlaka. O konuda en fikrim. Ama ondan önce merak ettiğimiz birkaç konu var. Onları da size hazır bulmuşken cevaplarını alalım. Çünkü kentsel dönüşüm birden fazla ayağı, saç ayağı olan bir iş. Evet. Bu işin kamu, bürokrasi, yerel belediyeler, özel sektör, vatandaş. Baktığımızda birçok dinamik var. Yani tek başımıza karar veremiyoruz. Mesela ev benim olsa, sizi müteahhit olarak yapmak isteseniz bile biz sizinle baş başa verip bu işi yapamayız. Onay almamız, izin almamız gereken mecralar var bürokrasi olarak. Ben burada sizin özellikle Ak Yükselen İnşaat olarak kentsel dönüşümle ilgili ciddi bir süreç yaşadınız. Birçok projelere dahil oldunuz. Bir kısmı tamamlandı, yaşam başladı. Oturum izinleri alınanları da olduğunu siz söylediniz. Ben bugün itibariyle sizin fikrinizi merak ediyorum kentsel dönüşümle ilgili. Bugün itibariyle baktığınızda geçmişe dönük, kentsel dönüşümde inşaat sektörü temsilcileri hangi yanlışları yaptılar, hangi doğruları yaptılar? Biraz da öz eleştiri yapalım. Evet. Hem sektörümüzü ışık tutalım. Bu anlamda görüşlerinizi ben daha önce de internet üzerinden imsiyatik toplantımızı biraz dinledim. Oldukça beğenmiştim. Burada da paylaşırsanız memnun Teşekkür olurum. Ederim. Yani inşaat sektörü neleri doğru yanlış yaptı, neleri yanlış yaptı? Çünkü kentsel dönüşümde bir sorumlulukta tabii ki üreticilerde, sizlerde. Mutlaka. Bir özet yapar mısınız bize? Mutlaka. Neleri yanlış yaptınız, neleri doğru yaptınız? Şimdi şöyle, tabii öyle öz eleştiri yapmadan doğruyu bulmamız mümkün değil. Şimdi müteahhitler olarak kentsel dönüşümün bu furyasında vatandaşın ömrünü tamamlamış bir binayı yıktıktan sonra üstüne bir bedel ödeyerek daha yüksek metrajda bir dönüşüm gerçekleştirmek abesle iştigaldir. Geçmiş dönemde bu hatalar oldu mu oldu. Firma olarak biz de bunların içerisine girdik mi girdik. Ama o günkü süreçte maalesef atmosfer onu gösteriyordu. Biraz da yanlışı doğruyu tabiri caizse. O gün alınan karar gereği yeni imar alanları açılmadığından dolayı yeni inşaat alanları bulamadığınız için kentsel dönüşümü tabiri caizse yapmak zorunda kaldınız. Evet. Yani. Ve kentsel dönüşüm yapılıp para kazanılacak tabiri caizse rantı yüksek yer olarak Nülüfer bölgesi görüldü. En cazipti. Nülüfer bölgesi bu müteahhitlerin tabiri caizse hücumuna uğrayınca açık arttırmayla herkes arttırmaya çalıştı. İşte öz eleştiri derseniz en büyük öz eleştirilerden biri bu. İşte sen ne verdiysen ben bir üstünü vereyim mantığıyla bu noktalara gelindi. Ama dikkat ederseniz şu an kentsel dönüşüm neredeyse yeni projelerin uygulanması sıfır noktasında. Durdu, tamam. Yani daha önceden yıkılmış olanlardan hala yapılmamış olanlar var. Mağduriyetler söz konusu. Ama bizim firmanın özelinde anlatacak olursak, bütün samimiyetimle söylüyorum, biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Başlamış olduğumuz projelerin tamamını bitirdik kentsel dönüşüm olarak. Başlamış olduğumuz yeni bir kent sitesinin projesi var. O da kentsel dönüşüm projesi. Bu yeni mevzuata uygun şekilde inşaat ruhsatları falan aldı. Onun haricinde diğer başladığımız işte 800 dairelik Özlem sitesi, bulvarda, FSM bulvarında Melis Bulvar, Podyum Park'ın hemen yanı başında bir Nülfer Park projemiz oldu. Metal Sendikası'nın sitesi. Türk Metal sitesi, evet. Beş evlerde bir vizyon, Yükselen Park vizyon projemiz oldu. Atevler'de Ovacık sitesi. Bu projelerin... Siz unuttunuz, ben ekleyeyim sizin projeyi, o da devam ediyor. Proje sayısı fazla olunca doğru evet, söylüyorsunuz. Evet. Bir de asıl bunlardan önce yapıp bitirdiğimiz Osman Gazi Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yaptığımız iki etap şeklinde gelişen bine yakın bir
konut imalatı oldu kentsel dönüşüm olarak. Yani Bursa'da kayda değer bir kentsel dönüşüm projesine imza atmış olan bir firmayız. Biz olaya biraz da hem vicdani boyutu hem de sosyal sorumluluk projesi gözüyle baktık. Yuva başka şeye benzemiyor. Tabii. İnsanların yuvasını yıkmışsınız. Dolayısıyla zararı tabiri caizse göze alarak bunları yuvalarına kavuşturmamız gerekiyordu. Ve öyle de yaptık yani. Projelerin tamamını bitirdik. Yapı kullanım izin belgelerini alarak kat maliklerine teslim ettik. Güle güle şu an oturuyorlar yani. Güzel bir tabii. Biz hep acıklı finallere alıştık kentsel dönüşümde. Başta İstanbul olmak üzere. Bursa'mızda da maalesef iyilerin sayısı daha az açıkçası. Yani siz şimdi burada gönül rahatlığıyla söylüyorsunuz. Teslim ettik, bitirdik. Bu şanslı tarafta olanların yaşadığı bir durum bence. Gerçekten az önce cümle arasında bahsettiğiniz yıkılmış, yapılmamış. Maalesef. Hala mahkeme sürecine dahil olmuş ve birçok insanın hayatını bile kaybettiği bu süreçte kentsel dönüşümler var. Sağ olsunlar zaman zaman beni de arayıp yöneticiler dert yanıyorlar firmalardan, yaşadıkları süreçlerden. Şimdi ismini vermeyeceğim. Bir tane sitemizin yıkımı 2,5 yıl önce gerçekleşmiş. Şu anda 36'ya yakın mahkeme dosya açılmış. Müteahhit ne yapacağını bence bilmiyor. Mağduriyet had safhada. 200'e yakın insan oldukça kötü durumda. Benim görevim, ben ilerleyen dönemlerde, ilerleyen programlarda bizzat işin içine dahil olup yaşananları, zorlukları buradan anlatacağız. Tek tek isim vererek açıklayacağız ki bu insanlar bu sorunun altına kalksınlar. Bu sorunda cenazeyi kaldırsınlar tabiri caizse. Atevler Muhtarı hanımefendiyle zaten dönem dönem görüşüyoruz. Bölgeyi de itibariyle etkiliyorlar. Yani zarar veriyorlar bölgeye. Mutlaka. Bina yıkılmış, artık otlaklar çıkmış, sazlık olmuş inşaat yeri. Baktığınızda müteahhit şu anda o da bekliyor. Vatandaş mahkemeye vermiş. Ne olacak, ne bitecek? 3-4 kişi vefat etmiş. Beyin kanaması geçiren var üzüntüden. Yani gerçekten toplumsal bir olay dediniz ya. Çok doğru bir noktaydı. İnşallah sizin gibi iyi örnekler artar. İnşallah. Yani tabii para vermemek kaydıyla. Çünkü para verdiğinizde iş borsaya dönüyor. Bu sefer müteahhitler de zor duruma düşüyorlar. İnşallah bu da bence şu an bitti zaten de artık para mevzusu. Üstüne para alma dönemi başlıyor yakında. Mutlaka öyle olması lazım. Yani kentsel dönüşümün bundan sonraki aşamalarında kat malikleri, riskli yapı sahipleri bir bedel ödemeden kentsel dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değil. Mümkün yani. Değil. Bunun mutlaka olması gerekiyor. Bir de şu durum söz konusu, genellikle müteahhit tabiri kullanılıyor. Geçmiş dönemde özellikle bu müteahhitlerin sınıflandırılması yapılmadan önce herkes müteahhitti yani. Yani şu an işte vatandaşın yuvasının yıkılmasına sebep olan şahsın aslında normal konvansiyonel müteahhit mantığıyla da müteahhit değil. Daha önceden inşaat yapmamış, bir background'u yok. İşte bir şekilde gitmiş insanlarla anlaşmış ve tabiri caizse yuvalarını yıkmış. Ben bunu birine devrederim. İşte satarım sonra yaparım mantığıyla yıkmış ve şu an bir çözüm de bulunmuyor. İşte bu kentsel müteahhitlik yasası sınıflandırması çıktıktan sonra kısmen bunlar ortadan kalktı yani. Doğal bir seleksiyona tabi tutuldu. Bu ölçekteki bir inşaatı yapan firma sayısı azaldı artık. Yani evet. Sınıflandırmada şu an Bursa'da A sınıfı olan inşaat firması sayısı bir elin parmağı kadar az yani. Yani benim bildiğim biz ve 3-5 firma varız yani. Başka bildiğim firma yok. Onun haricinde kentsel dönüşümde bu sıkıntılar giderildikten sonra bazı radikal kararlar alındı. Biz yönüyle kentsel dönüşümün uygulanmasını zorlaştırdı ama bir yönüyle de gerekiyor muydu, gerekiyordu. Şu an kentsel dönüşüm gerçekleştirmeniz için projenin %10'u kadar teminat yatırmanız gerekiyor. Aksi takdirde ruhsat alıp projeye başlayamazsınız. İnşaat ruhsatını alabilmeniz için projenin %10'u kadar teminat göstermeniz gerekiyor. Onun haricinde kat malikleriyle sözleşmenizin içeriği her ne olursa olsun inşaatın aşamalarına göre temlik sistemiyle daireleriniz, müteahhitin daireleri teslim ediliyor, tapuları veriliyor. Kademeli satış. Kademeli satış şeklinde temlik sistemiyle. Dolayısıyla bu vatandaşın mağduriyetini nispeten giderecektir. Evet.
Bu anlamda da biz o zaman yavaş yavaş vatandaş kısmına da girelim. Hazır laf açılmışken. Vatandaşlar kentsel dönüşümle ilgili tabii biz mağduriyetleri buradan dile getiriyoruz. Siz de bir takım açıklamalarda bulundunuz. Zaman zaman imsiyatta da bunları konuşuyorsunuz. Açıkçası baktığımızda vatandaş nezdinde geldiğimiz nokta itibariyle bu saatten sonra riskli yapılarda yaşayanlar, bu saatten sonra bu yapılardan bir şekilde dönüşüme girerek kurtulmak isteyenler ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? Evet. Bu anlamda bize bir yol haritası çizebilir misiniz? Şimdi süreci özetleyecek olursak bu 6306 sayılı afet riski altındaki yapıların dönüşümdeki... Evet. Bunun ilk aşaması riskli yapı tespiti. Bu riskli yapı tespiti için bir konsensüs gerekmiyor. Kat maliklerinden orada hissesi olan herhangi bir vatandaş müracaat ettiği takdirde, yetkili bir birime müracaat ettiği takdirde işte gerekli karot numaraları ve testler yapıldıktan sonra bir dosya oluşturuluyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dosya teslim edildikten sonra eksiklikler şayet yoksa ve riskli yapıysa ki 99'dan önce yapılan hiçbir yapı maalesef sağlam yapı olarak çıkmıyor, riskli yapı olarak çıkıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu dosyayı Tapu Müdürlüğü'ne gönderiyor. Tapu Müdürlüğü her bağımsız bölüm üzerine riskli yapı şerhi düşüyor ve aynı zamanda kat maliklerine bir tebligatta bulunuyor. Yapınız riskli, 60 gün içerisinde yıkmanız gerekiyor şeklinde. Siz yıkmazsanız idare yıkacak. Aksi takdirde idare yıkacaktır. İdare burada belediye oluyor. Riskli yapı kararı almak bu kadar basit. Kat maliklerinden bir tanesi müracaat ettiği takdirde yetiyor. Akabinde 3'te 2'lik çoğunluğun oluşturacağı bir konsorsiyumla fikir birlikteliğiyle yapının nasıl yapılacağı, bağımsız bölümlerin paylaşımı, hangi müteahhitle anlaşılacağı ve uzlaşmaya gelmeyen şahısların bağımsız bölümlerin satışlarıyla ilgili karar alıyor. Tabii bu satış öncelikle orada o parselde yaşayan hak sahiplerine yapılır. Yani onu da buradan izleyicilere söyleyelim. Mutlaka. Öncelikle alım hakkı orada yaşayan hak sahipleri için geçerli. Eğer onlardan alan olmazsa açık satışa dönüyor iş. Buyurun, devam edebiliriz. Evet. Maalesef bu süreç böyle anlattığımız zaman çok basit sanki ilerliyormuş gibi oluyor. Maalesef. Bazı yasal boşluklar, işte tebligatların yerine ulaşmaması, yurt dışında olan vatandaşların çıkarttığı sorunlar, en ufak bir davada mahkemenin farklı kararlar alması bu süreci oldukça uzatıyor. Riskli yapı alınmış, çoğusu yıkılmış ama ondan sonra süreç alabildiğine uzayıp gidiyor. Bununla ilgili imsiyat olarak aynı zamanda imsiyatta kentsel dönüşüm komisyon başkanlığını da yürütmekteyim. Kayda değer çalışmalar yaptık ve diyebilirim ki sayısız görüşmeler yaptık yani. Yani en üstteki mülki amir valilikten en alttaki birime vatandaşa kadar falan çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar çerçevesinde bazı tespitlerde bulunduk. Onları bir başlık altında topladık. İşte çözüm önerisi haline getirdik bunları. İlk önerimiz şu oldu. Katılımcılık ve kolektif çaba ile çözüm üretmek gerektiği kanaatine vardık. İşte katılımcılık ilkesiyle esas alınarak sektör, kamu sektörü, merkezi yürütme, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel halktan oluşan aktörlerin ortak paydada buluşturarak yerel yönetimler, belediyelerin öncülüğünde kolektif çabayla bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu konuda imsiyat olarak pandemi döneminden önce valimizle görüşmüştük. Ortak bir fikir birliğine varıldı. Az önceki belirttiğim aktörlerin oluşturacağı bir kentsel dönüşüm komisyonu oluşturacaktık. Valimizle aynı karardaydık. O kararda mutabık kaldık. Fakat bu pandemi sürecinde maalesef bunu oluşturamadık. İnşallah süreç rayına girdiği zaman bunu oluşturacağız. Bu süreci, özür dilerim lafınızı kestim ama, bu süreci daha çok uzatacak bir eylem değil mi? Yani tekrar kurul kurulması, konseye dönüşmesi, komisyon kurulması. Yani bu, siz inşaatçısınız. İnşaatçılar çok seri hareket etmek ister.
Siz yani hemen aksiyon almak istersiniz. Bu işler de biraz süreci uzatacak işler gibi geliyor açıkçası bana. Yani tabii yeni, zaten tablo yeni belli, komisyonlar demek belli. Dediğiniz gibi hakikaten süreci uzatacak gibi gözüküyor ama biz olaya o mantıkla bakmadık. Süreci hızlandırma adıyla. İşte bunda akademik kural, bir önceki dönemde maç ortasında kurallar değişti. Bu kuralların değişmesine vesile olan işte başta akademik odalar oldu. Bunların şikayetleriyle işte anlamsız davalar açıldı ve inşaat ruhsatı alınmış. Durdurma kararları geldi. Belirli bir noktaya gelmiş olan inşaatlar durdurma noktasına kadar vardı yani. Bu tür sorunların yaşanmaması için işte bu akademik odalarla birlikte belediye, sivil kuruluşlardan her kim olacaksa halkla birlikte falan ortak konsorsiyum oluşturarak yol haritası çizildiği takdirde ondan sonra yola çıktığımız zaman yolda tökezlemeyiz gibi bir mantık da bu şey. Umarız amacına ulaşır zamanı İnşallah. Geldiğinde. Yani bizim iyi niyetle oluşturmak Çabamız. İstediğimiz bir kurum. Kurul, İşte biz, siz yaparsınız biz de umarız takip ederiz. Umarım faydası olur ama gerçekten çok zor bir süreç zaten. Zor. Bir de yeni bir döneme giriyoruz. Pandemiden sonra yaşam insanlarda artık evde kalın diyoruz. Evler riskli. Bu anlamda ciddi bir muamma da var. Evden i̇şte çıkmayın diyoruz ama. Yani pandemi süreci hakikaten çok zor bir süreç. İşte süreci yönetmek için ne diyoruz? Evlerinize kapanın diyoruz. Evet. Yani maazallah bir deprem olduğu zaman bizim gidip evimize kapanacağımız bir evimiz de olmayacak. Yani dolayısıyla evet. Yani şeyin kentsel dönüşüme göstereceğimiz ehemmiyet pandemiden daha önemli bir şey. Üzüldüğüm bir nokta da şu. Biz hakikaten hem imsiyat olarak hem de firma olarak olaya bir rant gözünden ziyade sosyal sorumluluk çerçevesinde bakıyoruz. Çünkü vahim bir sonuç doğuracak var. Durum var ortada. Dolayısıyla bu olaya sosyal sorumluluk çerçevesinde bakmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama müteahhitin Türkiye'de bir adı vardır. Bir adı çıkmış falan. Evet. Yani rantçı diye bir farklı gözle bakılır. Amacımız o algıyı kırmak. Algıyı da bu yeni çıkan müteahhitlerin sınıflandırılması vesaire inşaat yapmanın daha da zorlaştığı süreç olumlu katkısı oldu. Bundan sonra müteahhitlik mesleğine bakış açısına değişmeler oldu ve daha iyiye doğru gidecek kanaatindeyiz. Biz bunları söylediğimiz takdirde bazen yanlış anlaşılmıyor değiliz. Müteahhit yalnızca iş çıkarmak adına bir rant devşirmek adına bunları söylüyor. Bu konuda doğrusunu soracak olursanız çok da fazla etkimiz olmuyor. Basın olarak işte kamu olarak falan bu konuda yönlendirme, bilgilendirme olduğu takdirde daha iyi bir noktaya geleceğiz düşüncesindeyiz. İkinci başlığımız kentsel dönüşümün olmazsa olmazı bizce devletin bu işin içerisinde olması ve desteğinin olması gerekiyor. Yani bu yasal sorunlarla ilgili destek ve finansmanla ilgili destek. İşte parsellerin birleşimiyle yeni adaların oluşmasından dolayı kısmi olarak imar artışları. Çok yoğun yapılaşma biz de sıcak bakmıyoruz. Bir önceki dönemin çok doğru bir uygulama olduğu kanaatinde değiliz. Ama kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için kısmi de olsa bir imar artışının olması gerekiyor. Aksi takdirde finansmanı çözüp işin içinden çıkma şansımız yok. İşte devletten başka ne tür isteklerimiz olabilir? SGK primleri bu projelerden tahsil edilebilir. Bir banka bunun için tahsis edilebilir. Gerçi emlak konut tekrar devreye girdi. Belki de emlak konut bu emlak konuda. Emlak katılım olarak. Evet. Bu görevlendirilebilir. Hatta şöyle bir talebimiz var bizim. Mümkünse bir kentsel dönüşüm bakanlığı kurulsun. Şehir ayrı bir bakanlık çünkü yeterli değil mi diyorsun? Yani işin ehemmiyeti açısından yalnızca kentsel dönüşümle ilgilenen bir bakanlığın kurulması lazım. Çünkü hakikaten durum işler acısı bir boyutta yani. Çünkü kentsel dönüşüm neredeyse durma noktasında. Şu an tamamen durdu açıkçası evet. Yani ayrıca sözleşmelerin ana hatlarının devlet tarafından yapılmasına fayda görüyoruz. Çünkü geçmiş dönemde az önce bahsettiğimiz konularda hakikaten mağduriyetler yaşandı. Konunun ehli olmayan, hiçbir sermayesi olmayan, teknik bir ekibi olmayan şahıslar
gidip birileriyle anlaşıp insanların yuvasını yıkmaya sebep oldular. Bu tür sorunların yaşanmaması için kentsel dönüşümle ilgili projelerde ana hatların devlet tarafından belirlenmesinde fayda var. Gerçi az önce değindim ben, bu kentsel dönüşümdeki projelerin bedelinin %10'u kadar bir teminatın yatırılması ve inşaatın safhalarına göre periyodik olarak müteahhitin değerlerinin verilmesi bu konuda çok büyük, çok büyük katkı sağladı. Nispeten mağduriyetler giderildi ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Devletin yine bu işin içinde olması lazım. Ayrıca bu yaptığımız kentsel dönüşümlerde şu sorunla da karşılaştık. Bir maddemiz de onun üzerine kira yardımlarının 18 aydan 24 aya çıkarılması ile ilgili. Mantıklı. Çünkü bir şu an şeylerde riskli ve rezerv yapı alanlarında kira süresi 36 ay. Evet. Ya oradaki alanlar geniş olduğu için, gerçekleştirmesi güç olduğu için 36 ay mantıklı bir süre. Fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanlar şehir merkezlerinde. Şehir merkezlerinde inşaat yapmak işte çalışma saatlerinden dolayı, trafikten dolayı çok zor. Özellikle bu pandemiyle üzerine eklediğiniz takdirde proje 18 ayda bitirmek imkansız hale alıyor. Bu işte davaların açılması vesaire falan, yıkıldıktan sonra bir dava açıldığı takdirde dava sonuçlanmadan 18 ay bitmiş oluyor. Evet. Bu şekildeki bir mağduriyetin yaşanmaması için minimum bir 24 aya çıkarılmasına fayda görüyoruz. Bu geçmiş dönemde bir de şununla karşılaştık. 6306 sayılı kanun harçlar başta olmak üzere kayda değer giderlerden muaf tutuyor. Noter masrafı, sözleşme yani giderleri. İşte belediyedeki harçlar, noter masrafları, tapu kadastrodaki işte giderler. Devirlerde falan kayda değer destekler oluyor. Ama uygulamada çok farklılıklar gördük. Bir belediyenin talep ettiği harcı başka bir belediye talep etmiyor. İşte bir noterin talep ettiğini başka bir noter talep etmeyebiliyor. Bu kargaşayı ortadan kaldırmak için belediyelere, vergi dairesine, tapu müdürlüğüne, kadastro müdürlüklerine, noterlere, kamu kurum kuruluşlarına falan hitaben böyle net bir şekilde bir karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekliyle bunlardan muaf tutulduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Aynı zamanda bu konuda keyfiyetler de var. Yani bilindiği halde yani burada çok da fazla detay indiğim zaman konu deşifre olacak. muaf tutulduğunu bildiği halde birim, kurum verin diyor. Yani tabiri caizse size vermek zorunda kalıyorsunuz yani. İşin yürümesi adına o süreçte evet, yani harç, beyanname gideri veriliyor maalesef. Evet. Bir de o şeyde kentsel dönüşümde şöyle bir sıkıntı var. Parsel bazındaki 3'te 2'lik çoğunluk yetmesine rağmen ada bazında bunlar yetmiyor. Yeterli gelmiyor yani, yasa ona izin vermiyor. Ada bazında ve parsel birleştiğinde falan 3'te 2'lik çoğunluğun yeterli gelmesi işi hızlandıracaktır. Dolayısıyla kentsel dönüşümün sürecini biraz daha kısaltacaktır. Bu tür maddeler sıralandığı takdirde, özellikle müteahhit tarafından sıralandığında çok zorlayıcı madde gibi gözüküyor. İşte vatandaşların evlerini zorla yıkmak insan haklarına aykırı değil mi gibi bir soru çıkarıyor. Soru önümüze geliyor. O soru kim sorarsa yanlış yapar. Öyle evet. Bir soru olmaz zaten. İnsan hakkının en doğal ve en makul olan birinci derece kuralı yaşam hakkıdır. Tabii. Riskli binada da kimseye yaşatamazsınız. Yani yasa insanın can güvenliğini, mal güvenliğinden önde tuttuğu için. Aynen, dolayısıyla öyle. Bu bir zorlama gibi gözükse bile onların menfaatine olan bir zorlamadır. Geçmiş dönemde de yaşadığımız, bu önümüzdeki süreçte de yaşanacak sorunlardan biri de 3'te 2'lik çoğunluk müteahhitle anlaşma, inşaatın nasıl yapılacağına dair karar alma yetkisine sahip olmasına rağmen ruhsat almada yani, tamam, işin kat maliklerin tamamının oluru isteniyor. Evet. Bu süreç hakikaten çok uzun sürüyor. Çok uzun. İşte kat maliklerinden bir tanesi itiraz ettiği takdirde yasa net, bunun bağımsız bölümü satışa çıkartacak, bu bedel şahsa aktarılacaktır. Böyle bir durum varken bunun neticesini beklediğiniz takdirde süreç alabildiğince uzuyor ve riskli yapı kararı aldıktan sonra bunlar
çıkıyor. Vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu oluyor. Bu arada tabii yürütmeyi durdurma kararları da peşinden geliyor işin yani. Vatandaş mutlaka itiraz edip bu işi mahkemeye taşıdığında da sizin plan notlarınız vesaireniz her şey askıya çıkıyor. Yani beklemeye geçiyorsunuz. Bu sefer de imza atanlar mağdur oluyor. Mutlaka tabii. Bir mağduriyet adamların işte emekli olanlar var. Bunları çok olayı ajite etmek istemiyorum ama mekanıma gelip ağlayanları gördüm. Yani ofisime geldiler. Hüngür hüngür yaşlı amca ağlıyor. Ben emekliyim. Ufak bir kefen param vardı. Onu da bu süre içerisinde harcadım. Aldığım para şu an kiraya yetmiyor. Ben taş mı yiyeceğim, nasıl geçineceğim diye ağlanıp duruyor yani. Maalesef. Yani hacı amca bir kişi olsa çözüm üretiriz de hacı amcaların sayısı fazla olunca çözüm üretmek de zor oluyor. Dedeler bu aralar çok fazla zaten. Televizyon dizilerinde de görüyoruz. O yüzden inşallah bu mağduriyetlerin önüne geçeriz. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bu bölümle alakalı bir şey? Yani burada tabii belediyelere çok aslında çok büyük görev düşüyor. Evet, kesinlikle. Belediyelerin özellikle bu konuya eğilmesi gerekiyor. Belediyelerin zorunlu olarak, yani devletin tabiri caizse zorunlu olarak riskli yapı envanterini çıkarması gerekiyor. Bu sürecin kısa olması için 1999'dan önce yapılan yapılarda bu şekildeki bir envanter çıkarmak yeterli olacaktır. Hızlı bir şekilde bu envanter çıkarıldığı zaman riskli yapılar tespit edildiği takdirde ve tıkanılan yerlerde 6306 sayılı kanun belediyelere dehşet yetkiler veriyor. Resen riskli yapı kararı alma şansınız var, istimlak etme şansınız var. Tüm yetkiyi devrediyorsunuz. Yani evet, yani bu süreci belediyelerle ancak yürütebiliriz. Belediyelerin olmadığı bir süreçte kentsel dönüşümü yürütmek hakikaten zor. İşte bu plan değişikliklerinde vesaire de yargı kararları çok etkili oluyor. Yani yasanın öngördüğü çerçevede bu yargı kararlarını sınırlayacak şekilde bir kararlar almak gerekiyor. Bir de kentsel dönüşüm denince yalnızca konutlar göz önünde bulunduruyor. Konut harici riskli yapılar da söz konusu. Bursa'daki önemli ticaret ve sanayi bölgelerinin büyük bir kısmı 50-60 yıllık binalar. Bunların da artık dönüşüme tabi tutulması ve gündeme gelmesi gerekiyor. Son olarak kentsel dönüşümü yalnızca işte müteahhitle vatandaşın karşılıklı kat karşılığı bir sözleşme yaparak yapmanın haricinde çeşitli çözümler, formüller de üretmek gerekiyor. İşte kat malikleri kendi arasında anlaşarak bedelini ödeyerek çözüm üretebilir. Kentsel dönüşüm kredileri var bakanlığın. 6306 sayılı yasada uzun vadeli ve düşük faizli krediler de var. İşte yani bu vatandaş oranları biraz daha cazip hale alıp getirip süreci uzattığımız takdirde bu şekilde bir çözüm üretilebilir. Hatta arkadaşlarla imsisatta yaptığımız ticaret sonucunda işte ekonomik durumu iyi olmayıp buna katkı sağlamayacak şahıslar için kamunun yeni açılacağı imar alanlarından müteahhitlere buradan imarlı arsa verilebilir. Bunun haricinde finansmanla ilgili sorunun çözümü için bazı çözümler ürettik biz. İşte arkadaşlardan birinin şöyle bir fikri oldu. Otoparkların satışıyla ilgili, otoparklar satışa çıkarılıp oradan bir gelir elde edilirse bu bir finansman olabilir. İşte her daireye birer tane ayrıldıktan sonra geri kalan satışa sunulabilir veya otoparkın tamamı satışa sunulabilir. Bu büyük bir savaşın başlangıcı olabilir. Ama işte vatandaş işte bir bedel öde dediğiniz takdirde bedel ödemekten imtina ediyorlar. Önüne belki bir seçenek olarak koyabiliriz. Yani bir seçenek olarak bedel ödemeyeceksin, otoparkını bedelini alacaksın. Kullandıracaksın. Programın işte, sonuna geldim. Lütfen birkaç cümle alayım. Uyarıyor çünkü sürekli yönetmen arkadaşlar. Yani buyurun. İşte çatı katındaki alanların emsale takılmaması, TOKİ'ye aktardan kaynakların bir kısmının müteahhitlere aktarması şeklinde bazı katkılarla kentsel dönüşümü harekete geçirmemiz lazım. Hakikaten çok önemli bir olay. Süremiz bittiyse... Süremiz bitti. Konuşacak çok şey varmış. Evet. Gayet iyi anlatıyordunuz. İlerleyen programlarda yine ben sizi davet edeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bu sefer. Ama bu akşam için önemli doyurucu bilgiler verdiniz. En azından fotoğrafı çekmiş olduk. Bugün itibariyle baktığımızda öz eleştiri de yaptık inşaat sektörü olarak. Vatandaşlara uyarılarda da bulundunuz. Çalışmalarınızdan bahsettiniz. Çözüm önerileriniz bence çok makul.
kabul edilebilir öneriler. İnşallah hayata geçer. İnşaat sektörü el birliğiyle bu sorunu ortadan kaldırır diyelim. Teşekkür ederim ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşleriniz için çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Emlak sayfası inşaata değer katanlar ekibi olarak tekrardan sizi ağırlayacağım. Sözünü veriyorum bunu. Teşekkür ederim. Evet, değerli izleyen inşaata değer katanlarda bu akşam konuğumuz Ak Yüksel İnşaat Genel Müdürü aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Sayın Şeref Demir oldu. Kendisiyle kentsel dönüşümde özellikle son durumu konuştuk. Haftaya yine yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.